Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Çıkma işlemini de ne yapmış olduk? Bakın burada sormuş olduk. Çıkmak istiyor musun, istemiyor musun? Kayıt silme, silmeme veya işte düzenleme, vazgeç, kaydet. Şimdi burada bakın şöyle bir gözden geçirecek olursak, düzenle dediğimizde artık bu nedir? Düzenleme işlemi. Vazgeç diyorum. Ben yeni bir kayıt istiyorsam ne olacak? Şimdi burada benim sağ sol sonraki kayda geçiş butonum yok. Ne yapacağım? Hemen yeni kayıt için arkadaşlar yeni bir buton ekliyorum. Ctrl C diyorum ve yapıştırıyorum şuraya. Hemen getiriyorum. Tabi şu an normalde arkadaşlar bakın bunun düzeni de bu şekilde olmaz. Hazır şey yapmışken şunları da şekillendirelim birazcık. Bakın öncelikli olarak şuraya yeni kayıt gelir. Yeni kayıt için new diyelim, bakalım ne çıkacak karşımıza. Kayıt eklemek için artı butonunu kullanalım. Uygun değil. Şuna bir bakalım. Gözükmüyor ama. Evet. Dosyada bir hata var. Böyle videoda vakit alan gereksiz şeyler için tekrar özür diliyorum. New report diyelim. Evet. Add diyelim arkadaşlar. Ekle. Şuna bakalım. İnşallah bunun 24 boyutu vardır. Boyutunda bir tane bulduk çok şükür. Şunları artık kapatalım. Bunlara gerek yok. Hemen bu butonumuzun resmini halledelim. Buton kaydet diyelim. Buton pardon, yeni kayıt diyelim. Biçim, resim, göz at, masaüstü, tüm dosyalar. Ekle. Tamam. Yeni kayıttan sonra arkadaşlar bakın kaydedip kaydetmeyeceğini şey yapar. Burada yine vazgeçi şuraya sile yakın bir yere koyalım. Düzenleyi de buraya koyalım. Kaydetti. Yine şuraya koyalım. Şimdi bunların hepsini hizaladan aşağıya alıyorum. Altta hizalayacak. Ve düzen sekmesinden eşit yatay diyerek bunu da ayarlamış olayım. Şimdi yeni kayıtta ne yapacak? Yeni kayıttaki tıklatıldığında olayında hemen ne yapacak? Benim öncelikli olarak ne var? Bütün kilitli alanlarım var. For each control et diyelim. Control et in me formundaki next control et if control et arkadaşlar, kontrol edilen değişkenin tagı eşittir kilitle ise ne yapacak, onu aktif edecekti değil mi? Nokta enabled eşittir true olacak. Şurada da end if diyerek kontrolümüzü kapatalım. Şimdi öncelikli olarak ne yapıyor bakın. Burada yeni kayıt deyince kilitli olan tüm alanlarımızı açacak.
En sona geliyorum ve sonra do cmd arkadaşlar. Go to record. Bu da yeni bir komut arkadaşlar. Go to record, kayda git. Bakın boşluğa bastığım zaman virgül virgül diye buraları atlıyorum. Bakın ilk kayda git. Herhangi bir kayıt gösteriyorsun. Son kayıt, yeni kayıt, sonraki kayıt, önceki kayıt. New record dediğim zaman hemen arkadaşlar yeni bir kayıt açacak. Ve bakın nasıl bir durum ortaya çıkacak. Hemen bakın tüm alanlar gitti. New record dediğimde bakın nerede bekliyor? Kullanıcı kimlik. Ben zaten burayı değiştiremiyorum ve en önemlisi burası şu an bu arada aktif olmadı. Onu da kontrol ederiz. Zaten niye böyle oldu bakalım. Kilitli değil, kilitli olacak arkadaşlar. Bakın burada yani niye buraya odaklanıyor? Çünkü kullanıcı kimlik isimli, yani kullanıcı ID isimli metin kutusunun ilk sekme değeri olduğu için hemen buraya odaklanıyor. Bunu nasıl çözebilir? Birincisi tasarım görünümüne geçelim. Sekme sıralamasından bakın sekme dizini 0, bu 1. Yerlerini değiştirebiliriz. Yani adını, ad kısmını yukarı alabilirim. Ancak bunun dışında şöyle bir çözüm daha olabilir. Bakın sekme durağımı hayır dersem, bakın yeni kayıt dediğimde burası sekme durağı değil, tab tuşuyla oraya uğramaması lazım. Neden orada şu an? İlginç. Sekme durağı evet olarak kalmış. Pardon. Yeni kayıt dediğimde bakın soyadı hanesine atladı. Ama bütün bunlar gereksiz şeyler. Bunun yerine çok daha basit bir çözüm var arkadaşlar. Nedir o çözüm? Daha önceki derslerde görmüştük gerçi. Gideceğimiz alanın, yani metin kutusunun ismi. Bakın metin kutularının ismini değiştirmedik. Kullanıcı ID, adı, yani direkt tablodan gelen alan adları. Biz şu an bunu değiştirmiyoruz. Bakın adi nokta, yani metin kutusunun adı nokta, set focus, yani o alana odaklan demek. Set focus, fokuslan. O alana git ve orada bekle. Bakın yeni kayıt diyorum, hemen bakın adı alanında yanıp sönüyor. Bu kadar basit bir çözümü var işte. Dolayısıyla arkadaşlar burada yeni bir kayıt girebiliriz. Vazgeç dediğimizde bakın tüm alanlar kilitlenmiş olacak. Bu arada bakın vazgeç dediğimde burada boş bir yerde kaldı. Vazgeç dediğimde benim son kaydıma gitmesi iyi olmaz mı? Evet iyi olur. Hemen geliyorum bakın vazgeçte. Hemen şuraya da diyorum ki do cmd go to control virgül virgül go to control olur mu arkadaşlar? Yanlış dedim. Çok özür dilerim. Do cmd go to record arkadaşlar. Yine yanlış tuşa bastık. Go to record virgül virgül last diyerek son kayda odaklanacak. Bakın yeni kayıt diyorum. Vazgeç deyince hemen beni en son hangisini kaydetmişsek ona odaklıyor. Yine başka bir sıkıntılı taraf da şu arkadaşlar. Bakın yeni kayıt diyorum. Şimdi burada düzenleye basınca olmuyor. Şimdi kaydede tıklıyorum. Boş alandayken kaydediyorum. Bütün bu problemleri gözden geçirip her türlü alternatifi deneyip de programı öyle tamamlamaya çalışmak lazım. Aksi takdirde veri kayıplarına da sebep olabiliriz. Kullanıcı nazarında da itibarımız azalabilir. Dolayısıyla burada ne yapmamız gerekiyor? Bakın bir kere form ilk açıldığı zaman şurada bütün her şey aktif olmasın. Mesela vazgeç aktif olmasın. Neden? Çünkü vazgeç ne zaman aktif olacak? Ya yeni kayıt dediğimde vazgeçi kullanmalıyım ya düzenle dediğimde vazgeçi kullanmalıyım. O halde vazgeç tuşunun ilk başta ne olmasına gerek yok? Aktif olmasına gerek yok arkadaşlar. Bunu pasif yapıyorum. Bakın. Vazgeç pasif. Bunun dışında mesela kaydet butonu da ilk başta pasif olması lazım. Neden? Çünkü kaydet ne zaman aktif olmalı? Yeni kayıta ya da düzenleye bastığım zaman olmalı. Tekrar tasarıma geçiyorum. Bakın. Kaydeti de pasif yapıyorum. Hayır yapıyorum. Tekrar geliyorum. Bakın. Burası da şu anda şey. Ya yeni kayıt diyebilmeliyim ya düzenle diyebilmeliyim. Peki yeni kayda bastığım zaman ne olacak? Artık yeni kayda bastığım zaman yeni kayıt pasif olmalı. Kaydet aktif olmalı. Düzenleme kısmı da pasif olmalı. Ve vazgeç aktif olmalı. Yani her şey tam tersine dönecek. Geliyorum yeni kayıta. Yeni
kayıta geldiğim zaman öncelikli olarak ne yapmam gerekiyor? Buton kaydet ne olacak? Enabled özelliği, yani aktiflik özelliği true olacak. Yani bir kere o aktif olacak. Buton vazgeçte ne olması lazım? Enabled özelliği true olacak. Daha sonra bakın burada bir hataya sebebiyet verelim. Buton yeni kayıt artık ne olması lazım? Zaten yeni kayıt dediğim için false olacak. Yine buton düzenli de enabled özelliği false olacak. Şimdi bakın nasıl bir durum olacak. Şimdi yeni kayıt dediğimde bakın şey yapmadı, hata vermedi. Nasıl hata verdireceğiz? Bu arada doğru mu? Bakın yeni kayıta tıkladığım zaman artık yeni kayıt butonunun ve düzenle butonunun aktif olmaması lazım. Ya kaydedeceğiz burada ya da vazgeçeceğiz. Bakın vazgeçe tıkladığım zaman ne olması gerekiyor arkadaşlar? Düzenle ve yeni kaydında aktif olması lazım. Hemen vazgeçe geldiğimizde buton yeni kayıt nokta enabled eşittir true diyorum. Buton düzenli aktif olacak. Bu arada ne pasif olması lazım arkadaşlar? Tabii ki vazgeçin kendisinin pasif olması lazım. Yine buton kaydetin pasif olması lazım. Geliyorum. Bakın vazgeçe tıklıyorum. Tam tersi oldu. Evet arkadaşlar bakın. Tekrar yeni kayıt. Vazgeç. Biraz daha programımız güzelleşmeye başladı. Evet arkadaşlar şimdi yine düzenliye tıkladığımda yeni kaydın pasif olması lazım. Kaydedin ve vazgeçin aktif olması lazım. Düzenlinin kendisinin de ne olması lazım? Pasif olması lazım. Şimdi düzenliye geliyoruz. Kayıt sil, kaydet, düzenli. Öncelikli olarak bakın. Öncelikli olarak düzenlinin kendisini pasif yapmaya çalışalım. Enabled özelliği false olsun. Pardon. False. Buton yeni kayıt da ne olacak arkadaşlar? Bu da false olacak. Çünkü düzenleme yaparken yeni kaydın bir işleminin olmaması lazım. Buton kaydet ne olacak? Düzenleme işlemini kaydetmek istiyorsam aktif olacak. Ve buton vazgeçmek istiyorsam da bu özellik aktif olacak. Şimdi gelelim bakın buraya. Şu an düzenlemedeyim. Tekrar vazgeç diyelim. Düzenleye tıklıyorum. Kaydet aktif. Vazgeç aktif. İstersen vazgeçebilirim ya da burada herhangi bir değişiklik yaparsam kaydetme işlemi de şey olacak. Şimdi kaydede tıkladıktan sonra ne olması lazım? Kaydede tıkladıktan sonra yeni kayıt ve düzenli aktifken kaydet ve vazgeç pasif olacak. Bunu halledelim. Hemen buton nokta kaydet nokta enabled özelliği kaydetin kendisi ne olacak? Pasif olacak. Buton nokta vazgeçte pasif olacak. Buton yeni kayıt. Bu arada bakın Y'ye basıyorum. Kontrol boşluk tuşuna basıyorum. Yeni kayıt nokta enabled. Yeni kayıt aktif olacak. Buton vazgeç değil tabi. Düzenli kısmı da butonu da ne olacak? Aktif olacak. Bakın vazgeç diyorum. Yeni kayıtta tıkladım. Burada tabi bakın boşken kaydet tuşunun burada bir kontrol yapması lazım. Zorunlu olan alanları ne yapması lazım? Kontrol edip de eğer bu şeyse ne derler ona boşsa diye uyarı vermesi lazım ki birazdan onu yapacağız zaten. Bakın yeni kayıtta vazgeç diyorum. Mesela şu kaydı düzenle diyorum. Şuraya A
şurayı B olarak ekliyorum. Kaydet dediğim zaman, bakın kaydet ve vazgeç pasif oldu. Şu ana kadar her şey çok güzel. Bir sıkıntı yok. Yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Şimdi kaydet ile boş alan kontrolü ihtiyaç. Bunu da sonraki derste göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.